Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Nisan ayı sizin için yılın önemli bir ayı çünkü burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. Bunun ötesinde evet gezegeniniz Venüs'ün retrosu devam ediyor 15 Nisan'a kadar. 3 Nisan'dan itibaren de artık Koç'tan ayrılıp Balık burcunda retro hareketi yapmaya başlayacak. Dolayısıyla Mart ayında özellikle Venüs retrosundan çok etkilenmiş olabilirsiniz. Bu ayda ay ortasına kadar biraz daha sabretmekte fayda var. Balık burcundaki seyri sizi çok fazla zorlamayacaktır. Çünkü Koç'ta da daha zararlıydı. Balık burcunda daha güçlüdür. Retro olsa bile yine keyifli etkiler, bazı nostaljik etkiler hayatınıza getirebilir. 10 Nisan'dan itibaren Merkür Boğa burcunda retroya başlıyor. Evet, bol retrolu bir aydayız. 6 Nisan'da Satürn retro harekete başlıyor Yay burcunda. Bu kadar retro gezegen etkisi varken evet hayatımızda da bir şeyler tabii ki yavaşlayabilir. Hem zihinsel olarak hem de günlük hayatımızda yavaşlamalar, ertelemeler, gecikmeler hissedebiliriz. Merkür retrosu Boğa burcunda olacak. 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Sizin Boğa burcu sizin haritanızda 8. evdir. Mars da Boğa burcunda. Dolayısıyla özellikle finansal konulara biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Burada ödemeler, fatura işlemleri, özellikle internet üzerinde yapacağınız ödemelerde, alışverişlerde, banka işlemlerinde son derece dikkatli olun. Parayla ilgili finansal konularda yapacağınız konuşmalarda, anlaşmalarda, imza gereken konularda çok temkinli olmakta fayda var. Aslında gezegeniniz Venüs'le retro olduğu için bu dönemde bu tarz konular, özellikle parayla ilgili finansal konularda yeni girişimlere başlamamak daha doğru görünüyor. Bunları Mayıs ayı da yapmak daha olumlu olacaktır sizin adınıza. Bu ay biraz böyle düzenlemeler yapabilirsiniz. Eski borçları gözden geçirebilirsiniz ki zaman zaman unuttuğunuz bir borç, bir vergi ödemesi, bir fatura karşınıza gelebilir. Zaman zaman ödemelerde bütçenizi zorlayacak sıkışmalar da hissedebilirsiniz bu dönemde. Sabırlı olmakta fayda var. Evet, 11 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunay var. Uranüs'ün, Plüton'un evet etkileri var. Bir yandan da Venüs'ün, Satürn'ün sert etkileri var. Biraz gerilimli bir dolunay. Öncü burçta olacak. Siz de yaşamınızda bazı ani sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Uranüs ilişkiler evinizde olduğu için şu dönemde, son zamanlarda en fazla sürprizi partner ilişkilerinizde, işbirliklerinizde ya da yakın arkadaş ilişkilerinizde yaşıyorsunuz. Aniden ilişkileriniz, dostlarınız düşman haline, rakip haline gelebiliyor bu dönemde. İşte bu tarz sürpriz gelişmeler olabilir. Bir yandan da bazı şeyleri yaşamınızda güçlü olarak değiştirme isteği hissedeceksiniz. Yer değişiklikleri yaşayabilirsiniz örneğin. Çalıştığınız ortamda değişiklikler, yaşadığınız mekanlarda, evinizde değişimler olabilir. Kariyerle ilgili bazı ilginç teklifler bu dönemde gelebilir. 15 Nisan'dan sonra Venüs düzeliyor, Balık burcunda ileri hareketli olacak. Bu sizin adınıza çok daha olumlu. Motivasyonunuz düzelecektir. Ruhsal ve bedensel kendinizi daha iyi hissedebileceksiniz. 21 Nisan'da Mars'ın da ikizlere geçmesi enerjinizi son derece güçlendirecek. Dış dünyada daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz. Bol bol seyahat imkanı da var bu arada. Özellikle Mars ikizlerde olduğu süreç içerisinde Nisan'ın sonları, Mayıs ayında seyahat etme fırsatları daha fazla karşınıza çıkacak. Ticari konularda, eğitim gibi konularda da çok daha aktif bir dönemde olabilirsiniz. 26 Nisan'da Boğa burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay tabii ki etkisini daha fazla Nisan'ın sonlarıyla beraber Mayıs ayında gösterecektir. Parasal konularda biraz daha kendinizi güvende hissedebileceğiniz koşullar oluşabilir. Boğa yeni ayları sizin için para demek. Özellikle de dış kaynaklar, yani eşinizden gelebilecek destekler olabilir, bir prim olabilir, bir ikramiye olabilir, nafaka, miras gibi konular, sigorta, vergi gibi kavramlar olabilir. Bunlarla ilgili konular, evet, özellikle Nisan sonundan sonra sizin için daha aktif hale gelecek sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.